Bunları biliyor musunuz? İşte ilginç bilgiler. Belki de önceden hiç duymadınız. Duymak ister misiniz? Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İzlediğiniz videolardan elde edeceğimiz gelir, gerçek ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Manevi destek için izlediğiniz videoları lütfen paylaşınız. Teşekkür ederiz. Kamburluğu ortadan kaldırmak sizin elinizde. Bunları düzenli yaparak kamburluktan kurtulabilirsiniz. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Sırt bölgenizdeki normal eğrilik 25-40 derecedir. Fakat sırtınızda 45-75 derece arasında bir yamukluk varsa kamburluk riskiniz var demektir. Doğuştan bir kamburluğa sahipseniz cerrahi müdahale gerekebilir. Eğer doğuştan olmayan bir nedenden dolayı kamburluk yaşıyorsanız tedavisi mümkün. Düzenli egzersizler yaparak ve ergonomik düzenlemelere giderek kamburluk riskinizi azaltabilir, oluşan kamburluğunuzu iyileştirebilirsiniz. Kamburluğa karşı 12 basit egzersiz. Kamburluk için yapabileceğiniz basit egzersizler hakkında bilgiler veren yardımcı doçent doktor Gamze Şenbursa, kamburlukta vücudun ön tarafındaki kaslar aşırı gergin, vücudun arka tarafındaki kaslar ise güçsüzdür. Yapılacak şu hareketlerle gergin olan kaslarınız esnetilirken güçsüz olan kaslarınız da güçlendirilir. İlk olarak yapabileceğiniz hareket, derin nefes alarak esner gibi kollarımızı arkaya doğru uzatıp kendimizi geriye yaslamaktır. Aynı hareketi kollarımızı ensemizde birleştirerek de yapabiliriz. Yine aynı hareketi ellerimizi belimize koyarak da yapabiliriz. Bu egzersizler 30-60 saniye arasında 3 defa yapılabilir. Boynunuzu sağa ve sola yatırın. Son harekette 5 saniye kadar bekleyin. Daha sonra başınızı sağa ve sola çevirerek son hareketlerde yine 5 saniye kadar bekleyin. Sandalyede dik bir şekilde oturarak ellerinizi önde birleştirin. Ellerinizi 5 saniye kadar önde esnettikten sonra aynı hareketi arka taraf için tekrarlayın. Sandalyede otururken ellerinizle dizlerinizi kendinize doğru çekin ve 5 saniye pozisyonunuzu koruyun. Sırtınız düz ve karnınız içeride olacak şekilde yere oturun. Kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırıp bırakın. 10 kere hareketi tekrar edin. Ayaktayken ellerinizi başınızın arkasında birleştirip göğsünüzü ileri itin ve geri çekin. 10 tekrar yapabilirsiniz. Yüzüstü uzanın. Ayak parmak uçlarınız yere dik olmalı. Omurganın alt tarafı sabitleşmiş olur. Daha sonra fırça sopası uzunluğunda bir çubuğu iki elinizle tutup arkaya doğru kaldırıp itin. Bu egzersiz ile öne doğru olan omuzlar olması gereken şekle kavuşacaktır. 3 defa 10 tekrarla bu egzersizi yapabilirsiniz. Yine yüzüstü uzanıp kollarınızı vücudunuzun yanına koyun. Bacaklarınız kalça genişliğinden biraz açık olsun. Nefes alırken kürek kemiklerinizi kalçaya doğru itin ve nefes verirken dirseklerinizi ve elinizi düz bir şekilde yere bastırırken belinizden yukarısını yukarıya doğru kaldırın. Başınız vücudunuzla bir hareket etsin. Geriye doğru atmayın. 10 kez tekrar edin. Dirsekten kırarak bir elinizi ve dirseğinizi duvara yaslayın. Daha sonra vücudunuzu başınızla birlikte kolun ters yönünde çevirip kendinizi esnetin. Daha sonra diğer kola geçin. Bu egzersizi 30-60 saniye arasında 4 kez yapabilirsiniz. Yüzüstü yatın ve kollarınızı ileriye doğru uzatın. Nefes alın. Nefes verirken sağ kolunuzu ve sol bacağınızı aynı anda yukarı kaldırın. Karın kaslarınızı olabildiğince sıkın. Hareketi 8 kez tekrarlayıp diğer kol ve bacağa geçin. Ayağa kalkın ve kollarınızın omuz hizasında durmasına dikkat ederek parmak uçlarınızı duvara koyun. Kendinizi öne doğru itin ve birkaç saniye bekleyin. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz. Egzersizleri bitirmeden önce dizlerinizin üzerine toparlanıp kollarınızı öne uzatarak vücudunuzu esnetin ve o şekilde bir müddet bekleyin dedi. Omurgaların açılaşmasının fazla olmasından kaynaklı olur. Bu postür problemlerinden ya da kas dengesizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Genelde ön taraftaki kaslar kısalır, sırt taraftaki kaslar ise zayıflar. Dolayısıyla bizim omurga dengemizi tekrar elde etmemiz için germe
ve kuvvetlendirme egzersizlerini mutlaka yapmamız lazım. Bugün size basit 3 tane egzersiz göstereceğim. Her yerde kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler. Öncelikli olarak birinci egzersizde kollarımızı kendimize doğru kapatıyoruz. Buradan başlayarak önce parmaklarımızı açıyoruz. El bileklerimizi geri itiyoruz. Dirseklerimizi itiyoruz ve kollarımızı iyice geriye doğru alıyoruz. Bu hareketi yaptığınızda zaten parmaklarınızdan kollarınıza doğru bir gerilmenin olduğunu sizler de hissedeceksiniz. Aynı hareketi daha kollarımızı kuvvetlendirmek için yapacağımız bir hareket. Ellerimizi belimize koyabiliriz ya da arkada kenetleyebiliriz. Ellerimizi belimize koyduktan sonra kürek kemiklerimizi iyice birbirine yaklaştırıyoruz ve sanki arasında bir pimpon topu var ve biz bunu düşürmek istemiyor gibi iyice sıkıyoruz ve birbirine doğru yaklaştırıyoruz. Tam sırtınızdaki o kasılmayı mutlaka hissetmeniz gerekiyor. 5 saniye kadar bekledikten sonra bırakabilirsiniz. Aynı hareketi tekrar edebilirsiniz. Bu kürek kemiğinizin arasındaki kasların kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Üçüncü harekete geldiğimizde bu şekilde bir havlu almanızı ve rulo yapmanızı istiyorum. Burada önemli olan şey ruloyu o açılaşmanın en yüksek olduğu yere denk gelecek şekilde koymak. Yani açı eğer burada fazlaysa bu kısma denk gelecek şekilde yatakta önce açıyı ayarlıyorsunuz. Daha sonra bu havlunun üzerine sırtınıza denk gelecek şekilde yatıyorsunuz ve kollarınızı rahatça yanlara doğru bırakıp burada bir 10 saniye kadar bekliyorsunuz. Eğer boynunuz rahatsız olduysa havluyu yüksek yapmışsınız demektir. O zaman havluyu biraz daha indiriyorsunuz yüksekliğini ve o şekilde harekete devam ediyorsunuz. Bu hareketlerin her birini günde 20-30 tekrar yapabilirsiniz.